kendi arası duruyorlar. Yaklaşık 9 yıldır eşimden biz ayrıldık, boşandık. Resmiyete de 7 yıl oldu boşanalı. Ama bu 7 yıl süreci zarfında hiçbir şekilde ne eşim, ne ailesi, ne benim kendi ailem hiçbir şekilde ne bana ne çocuklarıma sahip çıkmadılar. Gücümün yettiğince bir süre ben çalıştım. 4 yıl kadar ben çalıştım. Ondan sonrası artık sosyal hizmetlerden aldığım aylık bir parayla geçindim. Yalnız bu para yetersiz geldi. Yetiştiremedim artık. 4 tane çocuğum var. 4'ü de öğrenci. Evim kira, elektrik suyun borcun birikti ve şu an ev sahibi evden çıkartıyor. Kiranın, elektriğin suyun borcunu da ödemeden çıkmayın diyor. Ayın 10'una kadar da müddet tanımış. Bu 10'una kadar her halükarda ödemek zorundayım. Öte yandan ev bakılmak zorunda kalıyorum ama çıkıyorum ev bakıyorum. Ödeyecek param yok. Nereye gideceğiz belli değil. Ne olacağımız belli değil. Resmen sokakta kalmışız. Yardım eden yok. Kime söylediysem aldırmadı. İkimizde de fiziksel bir rahatsızlık oluşmuş. Yani koldan dolayı çalışamıyoruz. En azından ikimize göre yapabileceğimiz, yani bu kolla bile çalışabileceğimiz bir iş imkanı verilse bize. Yahut ne bileyim, yani bu evimin kirasını, borcunu ödemek, elektriğin borcunu ödemek gibi bir şans bize verilse, en azından kendimize gelinceye kadar, toparlanıncaya kadar. Bu gerçekten bizim için büyük bir ihtiyaç. Şu an çok acil bir sıkıntı yaşıyoruz. Çok büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Acil bir el, bir yardım talebinde bulunuyoruz yani. Sosyal hizmetlerden aldığım para hepi topu şu an 2 ay, yani yılbaşından bu yana 720 TL'ye çıkartıldı ama benim bu aldığım para, kiram da 550 TL. Yani geriye kalıyor 200 gibi bir şey. 200 küsurat para kalıyor. Bu 200 parayla gelin çocukları geçinirin. Çocuklarım yayan gidip gelip okula yayan gidip geliyor. Bir tane kızım için mecburen ben servis tutmak zorunda kaldım. Adam her gün borcunu istiyor. Ta ki geçen senenin borcu bile var. Adam her gün konuşuyor, ediyor. Allah razı olsun diye de konuştuğu halde de kızımı alıyor servise. Ama artık kaldıramam diyor. Bu saatten sonra kızınızı göndermeyin. Her defasında bu sorular konuşmaları yapıyor. Yani adam da haklı olarak şikayet ediyor artık. Giyimi, kıyafeti, şuyu, bu her türlü ihtiyaçları olur ama çocukların bunları söylemiyor. Sadece okullarını okumak için dahi uğraştıkları şey, hani istedikleri şey düzgün bir şekilde okuyabilmek ama orada da illaki sıkıntı yaşıyorlar. Ve ben bu yüzden çok üzülüyorum. Bakıyorum onlar benden gizliyor kendi ihtiyaçlarını. Ben onlardan gizlemeye çalışıyorum yapamadığımı. Ama sonuçta yani durum ortada ve gerçekler ortada yani. Ne kadar saklarsak saklayalım, onlar da bu olayın bilincinde, ben de bilincindeyim. Bu bizim için sadece üzüntü yani. Ne gecemiz var ne gündüzümüz. Yani çocuklarımla bir evdeyiz ama yabancılar gibiyiz. Kimse kimseyle konuşamıyor artık. Kadın başıma 9 yıl boyunca direndim, çalıştım. Gücümün yettiğince yapmaya çalıştım. Elimden bu kadarı geldim. Çalışamayacak duruma geldikten sonra bu hale de geldik. Çok fazla değil gerçekten de, yani şu an şu elektrik borcumu ödeyebileceğim ve evimden rahatlıkla çıkıp da gidebileceğim bir yer olsun. Yani biraz düzene girebileceği kadar ve hani bunun içinde bir iş imkanı ki benle çocuğum rahat rahat çalışabilelim. Yani sakatım, yani ben her işi yapamıyorum diye gittiğim her kapıdan kovuldum. İş verilmedi bana. Şu halimle yapabileceğim, bana göre güzel, kolay bir iş ve oğluma kolay bir iş. Yapabileceğimiz, benim ve oğlumun yapabileceği bir iş. İmkanı verilirse Allah binlerce kez razı olsun derim. Ne diyeyim ben?